Uzun zamandır Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede vatan topraklarını sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla muhafaza ediyor. Daha önce asla girilemez sanılan dağlara, uçurumlara, dik yamaçlara üsler kuruyor, ribat noktaları oluşturuyor. Pençe Kilit tamamlandığında Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleri topraklarımızdan çok uzakta yeni telaşlara düşecek gibi görünüyor. İşte aylardır devam eden bu operasyonlarda karış karış ilerlerken terör örgütünün tuzakladığı EYP'lere verdiğimiz canlara rağmen Mehmetçik en sıcak çatışma alanlarında bile merhametini yitirmeden vatanı koruma ve insanı yaşatma mücadelesi veriyor. Gerektiğinde büyük riskler alarak. Zeytinburnu harekatı sırasında arkadaşlarımız Afrin'de 5 katlı bir evin 3. kat komuta yerini buldular. Teröristlerin. Çok kolay. Yani bir hava taarruzuyla, bir siyah taarruzuyla, bir topçu taarruzuyla bir yolu bitirirdik. Bitirmedik. Niye? Çünkü üst iki katta, 5. ve 4. katta siviller vardı. Ahlaksızlar bir canlı kalkan olarak oraya iki aile yerleştirmişler. Çok şükür Mehmetçiğin sayesinde, sizlerin sayesinde şu anda teröristlerin bir çöküş içinde olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili çok ciddi izler var, emareler var. Silah arkadaşlarının, can yoldaşlarının bedenlerini omuzlarından indirip kara toprağa verdikten hemen sonra bile. Eman dileyen düşmanı yaralıysa tedavi ederek, açsa karnını doyurarak, üşüdüyse montlarını vererek, korktuysa sadece adaleti ve devlet olma bilincini hatırlatarak terör örgütünün pençesinden kurtarıyor. Türk adaletine teslim oldum. Kesinlikle doğru yolu seçtim. Sana zarar verilmeyecek. Teslim olduktan sonra kıyafetlerin yerine kendi kıyafetlerimizden verdik. Doktorumuz sağlık durumunu kontrol etti. Karnını doyurduk. Teslim olunca bu şekilde karşılanacağını düşünüyor muydun? Komutanım dedi, biz teslim olacak. Onlar diyorlar, işte sizi öldürecekler. Biz de sonra fırsat bulduk, teslim olduk. Peki bundan sonra da sizin gibi teslim olacak teröristlere de zarar verilmeyeceğini bilsinler ve başkanın teslim olması için ne söylersin? Ben diyorum, onlar söyleyeceğin şeyler yalandır yani, gelsinler. Doğru yol budur. Ben onları diyorum, onlarla diyorlar, yalan söylüyorlar. Yani kendi gözlerine görsünler. Biliyoruz seni. Eller havada mağarada çıktığın takdirde hiçbir zarar verilmeyecek. İşte tam da böyle bir hikayenin tanığı olduk biz de bu hafta. Çocuk yaşta PKK-PYD terör örgütünün silah altına aldığı, askeri ve siyasi eğitim verdiği, yıllarca mağaralarda yaşamak, tünel kazmak zorunda kalıp gün ışığı görmeden, anne, kardeş, arkadaş, bir yar sesi bile duymadan tüketilen ömrün tebessüme kavuştuğu anlara şahitlik ettik. Müştakı? Hı? Müştakı ne? Eyvallah. Üktüğüm müştakını. Üktüğüm mü? Allah'a selam edeyim. Allah'a ehmik olun. Allah'a selam. Tamam. Mabsut? Vallahi kim mabsut. Yani min ba'd 5 sinin lalla awwal marra ikan mabsut. Yani 5 sinin lalla awwal marra mabsut. Yaşadıklarını dinlerken yüzlerini kapattık bu gençlerin ki yine bir gün aramıza katıldıklarında rahat edebilsinler, huzur ve sükun içinde yaşayabilsinler diye. Yoksa ben gerçekten 5 yıl sonra annesinin yüzünü ilk kez bir görüntülü konuşmada gören bu gencin yüzündeki tebessümü size gösterebilmeyi çok isterdim. Efendim merhabalar. Aslında farklı bir atmosferde farklı bir mülakat gerçekleştireceğiz birazdan. Uzun yıllar savaş bölgelerinde
çalıştım ve dönem dönem terör örgütlerinin faaliyet yürüttüğü alanlarda insanlarla, terörün mağdur ettikleriyle ve belki mağdur edenlerle de karşılaşma fırsatı bulduğumuz, çok trajik insan hikayeleri dinlediğimiz zamanlar oldu. Şöyle ki, terör örgütünün İran kuzeyinde Erbil'de yaşadığım bir meseleyi paylaşarak başlayacağım buna. Gencecik insanları Kobani hikayesi, DEAŞ terör örgütü Kobani'ye saldırırken hadi gelin sizi Kobani'ye götürelim, bir ziyaret edin diyerek oraya götürdükleri üniversiteli genç çocukları terör örgütü elbiselerini giydirip fotoğraf çekerek, silahlarla poz verdirerek sonra da bakın böyle pozlarınız var, bunlar Türk askerinin eline geçer, Türk polisinin eline geçer, size terörist derler, sonra da tutuklanırsınız, işkence görürsünüz gibi şeyler söyleyerek aman dönmeyin deyip bir süre bunları bulundukları yerde terör örgütünün kamplarında tutarak sonra da çıkmalarına ve gitmelerine asla izin vermeyerek firar edenleri zaman zaman işkence edip cezaevine atarak zaman zaman da infaz ederek örgüte katılımları artırmaya çalışan bir sürü gencin hayatını karartan hikayeler dinlemiştik. Terör örgütü PKK'dan kaçıp daha önce kaçma teşebbüsünde bulunup yakalanıp sonra da kaçmayı başaran bir isimle konuşacağız. Ne yaşadığını, örgüte nasıl katıldığını, ne hayal ettiğini, ne hayal ettirdiklerini ve ne yaşattıklarını konuşacağız. O yüzden bu röportajı ve anlatılacakları aslında özellikle bu tür hadiselerle karşılaşan gençlerimizin çok dikkatle takip etmesinin önemini işaret ederek başlamak istiyorum. Terör örgütüne katılmaya nasıl karar verdiniz? Kim ikna etti? Kaç yaşındaydınız? 2015'te fırında çalışıyordum. 2013 fırında çalışıyordum. Bir fırında çalışıyordunuz. Sonra bir kişi yanımızda geldi. Bize şöyle dedi yani gelin silah eğitimleri alın. Sonra ne zaman DAEŞ Suriye'ye geldi. Halkınıza korun, ailenize korun. Bize dedi tamam geldik. Gara'ya bizi getirdiler. Orada 2 ay eğitim gördük. Siz DAEŞ'e karşı savaştırılacağınızı düşünerek? Böyle geldik, yola çıktık. Biz geldik, bizi Gara'ya çıkarttılar. Biraz fotoğraf, elbise bize verdiler. Fotoğraf çektiler. Biraz yayındılar zaten. Bize sonra dedi, işte burada savaşın, Türkiye'ye karşı savaşın. Gara'da o zaman DAEŞ var mıydı? Yoktu. Yoktu. Sonra? Sonra'ya geldik, Avaşin'e geldik. Bir yıl Avaşin'de erzak çekti. Sonra baktık, yani her mağarada kalıyorsunuz, her gün ne güneş görüyorsunuz, ne bir şey görüyorsunuz, mağarada kalıyorsunuz. Diyorlar, özgürlük için savaşacaksınız, burada kalacaksınız. Onlar bakıyorsun, ne adalet davranıyorlar, adalet yok bunun içinde. Genç çocuk orada toplanıyorlar, gülüyorlar. Kaç yaşındaydınız? 15 yaşındaydım. 15 yaşındaydınız. Bu durumda sizden daha küçük yaşta kimse var mıydı? 13 yaşında da vardı. 13 yaşında da vardı. Anne şefkatiyle yani ihtiyaçları gençler vardı yani gülüyordu. Anneleri çok üzülüyordu ama... Çocuklar geliyorlardı yani. Böyle. Doğru orada vardı yani onlar beyninizi yıkıyorlar yani. Diyorlar biz siz ne yaşadınız ailenizi unutun. Siz ne gördünüz şimdiye kadar yeni bir hayat seçin. Böyle bırakıyorlar. Sonra savaşa gönderiyorlar. 15 yaşında, 16 yaşında savaşa gönderiyorlar. Mecburen savaşacaksın orada. Genç çocuklar da ölüyorlar orada.
Peki mesela ilk pişmanlık yaşadığınız nokta ne zaman oldu, ne kadar sonra oldu? Ya ilk böyle tedirgin olduğunuz, ya ben yanlış bir şey mi yaptım acaba dediğiniz yer ne kadar sonra farkına vardınız? Çünkü çocuksunuz da, 15 yaşındasınız o zaman. 2016 çok şey oldu yani, öyle net ettim yani, pişmandım işte, onlara girdim. Onlar hata yapıyor, ben de bir hata yaptım, onlara katıldım. 2016 çıkarttım yani her şeyleri. Çünkü her şeyi onlar söylüyorlar, hikaye bir şeydi. 2016 kaçtım. 2015'te seni aldılar. Gittim ve 2016'da hemen kaçmaya mı karar verdiniz? Kaçmaya karar verdim. Yani daha önce deneme yaptım, olmadı. Peki nasıl bir teşebbüs? Yani nasıl kaçmaya çalışıyorsunuz? Nasıl engel olundu buna? Yani başka bu arada arkadaşlarınızla konuşuyor muydunuz orada mesela? Kaçmak isteyen başka kimse var mıydı? Kaçmak isteyen işte vardı. Onlar denetim altına bırakıyorlar. Nasıl kontrol ediyorlar bunu? Yani kontrol ediyorlar. Sinir tarafında seni göndermiyorlar. Orta bir alana bırakıyorlar. İşte sen orada bir derfet görmesin. Köleleri görmüyor seni orada. Ben de bir ara düşündüm yani, bana bak kaç kişi böyle sohbet ettik, kaçmak için plan ettik, olmadı, onlar gitti bir ara, ben de bir yere kaldım. Sonra 2017 kaçtım. Beni yakaladılar, bana ceza verdiler, bir yıl hapishanede kaldım. Koker hapishanede. Ne hapishanesi? Koker. Bir yıl ceza verdi orada, mağara çalışması, orada kaldım. Ne çalışması? Mağara çalışması. Yani? Yani dedi siz burada kalacaksınız, niye kaçtınız, niye böyle bir ihanet yapıyorsunuz? Bir yıl... Orada mesela şiddet oluyor mu, işkence yani oluyor işkence mu? Yani işkence var, onların içinde işkence var, işkence yapıyorlar. Diyorlar niye bize bırakıyorsun, kaçıyorsunuz? Yani işkence yapıyor. Siz örgüte katıldığınızda ailenizin haberi var mıydı ya da mesela... Onlarla temas kurabiliyor muydunuz istediğiniz zaman? Ailemizi haber onlara geçmiyorlar. Yani haber bilmiyorlar işte biz katılmışız, burada kalıyoruz. Haber gitmiyor. Telefonlar içinde yasak. Yani telefon kullanmıyorlar. İzin onların içinde izin de yok. Yani izin de bırakmıyorlar. Sadece mağarada kalıyorsun. Mağarada kalıyorsunuz. Mağarada kalıyorsunuz. Ne kadar süre mağarada kalıyorsunuz? Yani... Bir yıl, iki yıl yani... Bir yıl mağaranın içinde kalıyor musunuz? Yani dışarıya çıkmadan kalan var mı yani mesela? Bazen dışarıya çıkıyorsun. Böyle yarım saat, bir saat havalandırma için dışarıya çıkıyorsun. Sonra tekrar mağara içine gidiyorsun. Mağarada kalıyorlar. Su imkanları az orada. Erzak imkanları az yani, bazen aç kalıyoruz mağara içinde. Nem çok, mağara içinde nem çok. Bazen hastalıyorsun ama hastaneye gitmiyorsun, göndermiyorlar. Yani orada kalıyorsun bir süre, yani genç gidiyorsun orada, yani böyle yaşıyorsun, mağara içinde bırakıyorlar, orada ölüyorsun yani. Sözde yöneticiler peki terör örgütünde neredeler bu süreçte? Mesela siz çatışmaya gidiyorsunuz, sizinle beraber hareket ediyorlar mı? Rahatlık oluyor. Yani savaş yoksa geliyorlar, toplantı yapıyorlar. Ne zaman savaş başlıyorlar, o üst düzey yönetim diyorlar. Onlar kaçıyorlar bir yere. Güvenli bir yere giriyorlar onlar. Diğeri orada kalıyor diyorlar. Kimse yerine bırakmasın. Herkes yerine kalsın, mağarada kalsın. Kendileri kaçıyor mu? Kendileri kaçıyorlar yani. Kendileri gidiyorlar. Diğerleri o genç çocuklar mağarada kalıyorlar. Diyorlar kimse yerine bırakmasın, yerine savaşsın. Yani orada bekliyoruz. Ne zaman asker kapı önünde, mazgalın yanında geliyorlar. Bir mermi atıyorsunuz, bir tane EYP patlıyorsunuz. EYP patlatıyorsunuz. Ama mağara dışında çıkmıyorlar. Mesela bir örnek vereceğim. Zaptiye operasyon başlıyor. Onlar garaya gidiyorlar. Yani bir örnek daha, yani garide operasyon başlıyor, Kandil'e gidiyorlar. Yani güvenli bir yere gidiyor. Örgütün, terör örgütünün şu andaki durumu, siz teslim olmadan önce
ki teslim olma süreciniz de merak ediyorum, onu da detaylı soracağım. Nasıldı? Yani hem katılım, hem motivasyon, biraz bundan bahseder misiniz? Yani ilk önce 2015 geldim bu örgütün içinde. Sayıları çoktu. Bu her gidiyor, her zaman gidiyor, gidiyor. Sayıları azalıyor. Yani şu an bitmek üzere. Yani sayıları az kalmış. Katılanların sayısı mı azalıyor? Katılanların sayısı az oluyor. Ölüleri çıkıyor. Orada işte kalıyorlar. Her bir sefer kaçacak şans veriyorlar. İkinci sefere kaçacağız. Yine şans veriyorlar. İkinciyi öldürüyorlar. İnfaz ediyorlar. İnfaz ediyorlar. Yani birkaç kez firar etmeyi deneyip başarılı olmazsa infaz ediyorlar. Yani biz kendi kendimizle şahit olduk. Yani infaz ediyorlar. Yani öldürüyorlar, sonra herkese söylüyorlar. Biz bu kişi öldürmüşler. Bu sebeple. Bu sebeple. Diğerleri korkuyorlar kaçmak için. Onlar da genç, yani etkiliyorlar. Onlar mecbur kalıyorlar. Eskiden 2015-2017'ye kadar bir tim 8-9 kişi kalıyorlar. Şimdi bir tim 4 kişi kalıyor. Yani onlar her gidiyorlar, sayıları az oluyor. Ama en çok Suriye'de getiriyorlar. Bir kere firar ettiniz, yakalandınız, risk aldınız, tekrar kaçtınız örgüt içerisinden, terör örgütünden. O andan itibaren neyle karşılaştığınızı, ne düşündüğünüzü, yalnız da değildiniz, bir arkadaşınız daha var yanınızda. Onunla da konuşacağız. Ne yaşadığınızı anlatır mısınız? Yani onlar öyle diyorlar, işte siz ne zaman kaçtınız? Türk askerine gittiniz. Onlar sizi öldürecekler. Size işkence edecekler. Biz iki grup çıktık mağara içinde. Bir grup gitti, diğer grup biz üç kişi çıktık. Sonra biraz mermi sesleri geldi. Sonra biraz bir taşın yanında ben de bir arkadaşım bekledim. Yanımızda bir tane daha vardı, orada gitti. 4 kişi gitti, biz 2 kişi kaldı. Saat 10-11 arasında ben diğer arkadaşıma söyledim, benimle gel, teslim olacağız. Sabah 10-11 arasında? Yok, akşam saat 10. Akşam? Doğru. Silahınız var mı yani? Silahımızda vardı. Yanımızda silah vardı. Silah vardı. Dedim benimle gel, teslim olacağız. O korktu. Eskide de demiş işte işkence yapıyorlar, öldürüyorlar. O korktu dedi, bizi öldürecekler. Sonra saat 3 oldu, ben dayanamadım. Dedim ben gideceğim, teslim olacağım. Sen geliyorsun, benimle gel, gelmiyorsun, ben gidiyorum. Orada bağırdım, dedim teslim oluyorum, ateş etmeyin. Elimi havada, silah bıraktım yerde. Gittim 100 metre gittim, diğeri bana baktı, bir şey olmadı. O da geldi, teslim olduk. Geldik, ilk geldik. Üstünüzü aradılar değil mi? Doğru, aradılar, baktılar. Baktılar. Bizimizi çıkardık. Sonra yeni bir kıyafet bizi verdiler, muayene ettik. Muayene ettiler. Doğru, muayene ettiler bizi. Ne yemek yiyorlar, aynı yemek bize de verdiler. Bize muayene etti. Dedi işkence var, her şey var ama ne işkence gördük, ne bir şey gördük. Yani ben de onlara söylüyorum, diğer çocuklara da söylüyorum, genç yaşında da söylüyorum. Her onlar fikirleri, şeyleri teslim varsa silahları bıraksınlar, sadece ellerini hava kaldırsınlar. Onlar hiçbir şey yapmıyorlar. Sizi güvenli bir şekilde oradan aldılar. Aldılar, sonra helikopter geldi. Helikoptere bindik, geldik karargah. Yani ben diyorum şu an, yani şimdi silahları yere bıraksınlar. Belki şu anda televizyonda bizi Diyarbakır'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Van'da, Batman'da izleyen, lisede okuyan genç bir kardeşimiz var Türkiye'de. Ve terör örgütünün propagandasıyla karşı karşıya. Şu anda sizi de izliyor. Terör örgütünün içinde 15 yaşında girip, 16'da firar etmeyi deneyip, yakalanıp bir sene hapis yatıp sonra 7 yıl sonra, şu an kaç yaşındasınız? 23 yaşında. 23 yaşındasınız, 8 yıl sonra kaçmayı başarabilmiş biri olarak. Ne
söylersiniz bu gençlere? Ben girdim bir hata yaptım. Yani ben de devletime, Türk devletime ve halkına ben de bir şey yaptım. Ben de onlara ihanet yaptım. Yani gittim bir şeyin içinde, böyle bir örgütün içinde. Yani gördüm burada işte genç seni mağarada bırakıyorlar, öldürüyorlar. Yani mağara içinde yani... Hayatınızın 8 senesi bir mağarada, geçti değil mi? Geçti. Hani gencimizi hepsi orada gitti. Yani boş boşuna bir şey yani ele almadık, yani bir şey yapmadık. Yani oraya gidiyorlar, işte ailenize görmüyorsunuz. Sevdiklerinizi görmüyorsunuz, onlarla da konuşmuyorsunuz. Yani öyle adaletli bir devlet var, böyle adaletli bir ordu var. Halkınıza sahip çıkıyorlar. Ben onlara diyorum, sakın ailenize ve devletinize ihanet yapmayın, yani gitmeyin. Asla uzak dur, sakın gelme diyorsanız eğer, niye diyorsunuz? Yani ben böyle diyorum yani. 15 yaşında girdim. Baktım, biraz ben de büyüttüm. Diğer gençleri de gördüm. 13 yaşında, 14 yaşında gördüm. Ağlıyorlar, bir yerde ağlıyorlar, bir yerde gidiyorlar, ölüyorlar. İçimde çok şey oluyordu. Yani kahroluyordu yani. 13 yaşında, 14 yaşında çocuk getiriyorlar, zorla savaşıyorlar, sonra orada ölüyorlar. Yani sonra onu mağara içinde bırakıyorlar. İşte bir yıl, iki yıl, üç yıl kalıyorlar. Onun için ben diyorum, ben hiç iyi bir şey görmedim orada. Ben şu an geldim, kendime şimdi rahat ediyorum. Yani 8 yıldan sonra kendime bu bir hafta kendime yeni böyle iyi hissediyorum. Yani orada iyi hissetmiyordum. Yani dünyaya görüyorsunuz burada. 8 sene önce dönseydiniz eğer, 15 yaşında bir çocuğun bunları hakletmesi çok zor aslında. Nasıl bir hayat hayal ederdiniz? Ne hayal ederdiniz şu anda bununla karşılaşmasaydınız? Ne yapmak isterdiniz? Bir evim olsa, bir çocuğum olsa, yani orada ailem yanında böyle çalışıyordum. Yani sonra oraya gittik, 15 yaşında oraya gittik. İşte orada hiçbir şey hayal etmiyorsun yani orada. Orada kalıyorsun. Yani sadece çalışıyorsun. Sabah kalkıyorsun saat 7 çalışıyorsun. Akşama saat 5:30. 5:30 yemeğini yiyorsun, sonra yatıyorsun sabaha kadar. Sabah yine de kalkıyorsun, çalışıyorsun. Çalışıyorsun dediğiniz? Yani mağara kazıyorsunuz. Mağara kazıyorsunuz. Erzak çekiyorsunuz. Yani öyle bir şey. Sadece hiçbir şey görmüyorsun yani. Duru düzgün güneş görüyorsunuz. Duru düzgün. Yani zor bir şey yani. Çok zor bir şey. Şöyle çok açık sorayım. Mağarada gaz maskesi var mı? Var mı mağarada gaz maskesi? Mağarada şunu söyleyeceğim. Yani mağarada gaz maskesi var, doğru. Neden var? Yani işte bu son zamanda işte diyorlar, bu operasyonlarda kimyasal kullanıyorlar, işte böyle oluyor, ölüm var. Yani ben şahit oldum, yanımızda iki tane kedi vardı. Yani biz operasyon başladı, bir ay kaldık mağarada, çıktık. En son çıktı da o iki kedi yanımızda kaldı. Yani kimyasal dışarıya çıktı. Canlı, zinde yer bir hayvan görmedi, böyle toplu, ölmüş, yani bir şey olmuş. Yani gaz maskeni bu içerideki tozdan korunmak için. Sadece tozdan korunmak için onlar kullanıyorlar. Bak, hissiyatınızı hakikaten merak ediyorum. Mesela teslim oldunuz, terör örgütünden kaçtınız. Uyku düzeniniz dahil olmak üzere. Yani mağarada mı kendinizi güvende hissediyordunuz? Şu anda burada mı güvende hissediyorsunuz? Yani yaşam konforu açısından hayatınızda nasıl bir değişiklik oldu son günlerde? Yani bu son günlerde ben bu an son kendime çok iyi hissediyorum yani. Zaten bugünü bekliyordum 2017'de. Şimdiye kadar bugün de bekliyordum ne zaman teslim olacağım. Ne zaman
oraya gideceğim işte, ailemizi göreceğim, diğer arkadaşımı göreceğim. Bugünü bekliyordum, işte geldim, kendimi şimdi daha çok iyi rahat ediyorum. PKK terör örgütü, PYD terör örgütü, bunlar mesela sizin bulunduğunuz yerde farklı şeyler miydi ya da nasıldı? O sözde komutanlar aynı komutanlar mı? Sözde doktrin, mantık, örgütsel ilişki ne, nasıl? Mesela ayrı mı, aynı mı? Nasıl görünüyor? Yani aynı mı görünüyorlar? Onlar aynı, sadece isim değiştirmişler. Ama aynı görev yapıyorlar. Yani ayrım yoktur, onlar aynı şey yapıyorlar. Hepsi aynı diyorsunuz. Size DEAŞ'a karşı savaşacağınızı söylendi. Hiç DEAŞ'ı gördünüz mü? Yok, hiç DEAŞ'ı görmedim. Hiç DEAŞ'la çatışmaya girdiniz mi? Yok. Hiç. Bu sözde komutanlarınız sizi terk edip gittiği zaman ne konuşuyorsunuz aranızda? Yani başınızdaki adam sizi korkup bırakıp gitmiş. Biz de onu konuşurduk. İşte niye rahat zamanlarda onlar diyor işte biz yanınızda kalacağız, sizinle savaşacağız. Ne zaman savaş çıkıyorlar onlar bizi bırakıyorlar, gidiyorlar. Yani biliyorlar onlar ölecekler ama onlar kaçıyorlar, bizi bırakıyorlar, bizi öldürüyorlar orada. Biz öyle konuşuyorduk aramızda. Hepsi kaçtı mı? Kaçtılar. Kimse kalmadı orada. Yani sadece diğerleri kaldı ama üst yönetim. Kimse kalmadı zapın içinde. Yani genç çocukları oralarda bırakıp mağaraları da bekleyin siz deyip gittiler. Beklediler, diğerleri gittiler. O üst yönetim hepsi gitmedi. Kadınlar? Genç kadınlar var mı? Yani genç 13-14 yaşında alıp... Yani genç kadınlar var yani, onlar şiddet görüyorlar onların içinde. Yani bunu bir net söylüyorum. Şiddet görüyorlar yani, diyorlar biz kadınlara şiddet vermiyorlar. Kadınların hakkını veriyorlar ama hakları vermiyorlar. Kadın hakları vermiyorlar oradan. Ve onlara adalet davranıyorlar ama kadın için. Yani el uzattırıyorlar kadına orada. Söylüyorlar işte bizim içimizde evlenmek yok, el kaldırmak yok. Ama onların içinde çıkıyorlar yani, böyle gizli gizli çıkıyorlar. Ama böyle açıklamıyorlar ama gizli gizli çıkıyorlar yani, el kaldırıyorlar, evlenme teklifi çıkıyorlar onlardan. Örgüt yöneticileri mi yapıyor bunu peki? Doğru, onları yapıyorlar, gizlice yapıyorlar ama diğerleri gençlere diyorlar işte sizin için yasak. Hı. Ama onlar gizlice yapıyorlar. İşte genç kızlara al kaldırıyorlar yani, onlara da bunu söylüyorum yani, diyorlar biz adalet davranıyoruz, biz kadınlara hakları veriyoruz ama hakları da vermiyorlar. Ben onlara diyorum sakın sakın böyle bir partiye gitmesinler. Ben gördüm, ben şey içine kaldım. Ailelerin yapabileceği bir şey var mı? Yani ailelerin, anne babaların yapabileceği bir şey var mı çocuklarını muhafaza etmek için? Yani onlara sahip çıksınlar yani, çocuklara sahip çıksınlar. Bırakmasınlar, öyle bir işe girsinler. Yani ben onlara diyorum, ne zaman oraya gidiyorlar işte diyorlar size para vereceğiz, ailenize bakacağız, sonra siz ne istiyorsanız biz aynı şey size vereceğiz. Ne zaman oraya gidiyorlar her şey boş kalıyor. Yani her şey yalan kalıyor. Peki. Şöyle bir hikaye de dinledim. Bölgedeyim bir süredir. İnsanlarla konuşuyoruz. Öğrencisiniz, bir gösteriye katıldınız. Herhangi bir ilde terör örgütünün provoke ettiği bir gösteriye katıldınız diyelim. O örgüt içerisinde profesyonel olan birileri o gösteriyi provoke etti. Ve sizin aslında hikayeniz sadece bir gösteriye katılmaktı. Sonra da evinize dönecektiniz. Sonra örgütçüler geldiler ve dediler ki terör örgütü mensupları, polis sizi kameraya kaydetti. İşte o gösteride de polisler yaralandı ya da şu zayiatlar oldu. Artık siz terörist olarak görülüyorsunuz. Ve çok büyük sıkıntılar yaşayacaksınız. Gelin sizi biz falanca kampa götürelim, filanca dağa çıkaralım. Böyle çokça gencimizi bu hikayenin içinde kaybettik. Oysa o çocuklar, hatta bazen terör örgütü yöneticileri o çocukların isimlerini
polise, emniyete, askere vererek, bunlar örgüt mensubu diyerek onların hayatını karartmaya da çalıştılar bu hikayelerde. O gençlerimiz, o çocuklarımız korkmasalardı, ki korkmaları çok normal çünkü bu psikolojik savaşı çok iyi öğrenmişler örgütü. Kendilerini ifade edebilselerdi, kendinizi ifade edebilirseniz eğer, bu hikayeleri dinleyen gençlerimiz için söylüyorum, o zaman bambaşka bir yöne kıvrılıyor hayatınız. Çok küçük bir tercih. İsmini zikretmiyorum. Teslim olan kişi bir fırında çalışıyordu. Ailesiyle beraber yaşıyordu. İyi kötü bir yaşam hikayesi vardı. Güneşi her gün görüyordu. Ama hayatının tam 8 yılını mağaralarda mağara kazarak geçirmek zorunda kaldı. Yaralandı. Bazı azalarını kaybetti. Kaçma teşebbüsünde bulundu. İlkinde başarılı olamadı. Hapis yattı. Sonra teslim oldu. Teslim olduktan sonraki hikayesini sizlerle paylaştık. Bekliyoruz seni. Eller havada bağırdan çıktığım takdirde hiçbir zarar vermeyeyim. Silahlı kuvvetlerine teslim olan bir başka isim. O da henüz 20 yaşında. Ona soracağız hikayesini. Onu paylaşacağız size. Terör örgütüne kaç yaşında katıldın? Neden katıldın? O sırada ne yapıyordun aslında? Az Risale'me salada hazara hafta az terör örgütü. Aslında ilk az terör örgütü jemaragutun varı en harabadın malbatıda. Am malbatı temizle bakın. Ama pişti kuas tabli bu. Mevtiş ne dit? Az demek ile navaya pegidim o. Pıştıra az şandım az raviyan. Az şandım gare az gürtü şandım. İşkence mi kire? Az hiçtma hapse de hatım gürtüm. Pıştıracı az şandım Alana zapeda, her de şikayet edemem, her bu kar istikamı, kar ahavetini etmeden girin. Yani her jiyanıma zorlama buyum bu. Yani jiyanıma ne çeşeyim bu. Ama ne zaniyem çıdıkın, hem de kadar edeceğim. Yani bu şekilde ki kuma jiyan dikir, ben ne zaniyem insanın, hem çene ben ne zaniyem. Tane sadece kar bakın, kar bakın, kar bakın. Tane ev bakın, vahın kar bakın. Derve ve çetiş ne bu? Ne dünya ne dedi bu? Yani bir şekilde ki olsa madan kırın, ucuyan ama harmandım. 15 yaşında örgüte katılmışsınız. 15 yaşında ne yapıyordunuz? Yani okuyor muydunuz? Bir okula mı gidiyordunuz? Bir yerde çalışıyor muydunuz? Ailenizle birlikte miydiniz? Nasıl bir hayatınız vardı? Mutlu muydunuz? Kardeşleriniz var mıydı? Onları görebildiniz mi? Ailenizle temasınız var mı? Yani rastı beri az tevlibim, az gen malbatibim. Az hani sefa haçta Mıdıbistan duhan. Şer hat çebuyun da Afrine'de. Ve avay az malbatı kutbum, bu veriye az tevlibim. Ve avay az atım kapandım, o tevli YPG'dir. YPG diyorsunuz anlatırken. Teslim olduğumuz bölgede PKK'nın kontrolündeki bir bölge, Irak'ta. İkisi arasında bir fark var mıydı içeride bulunduğunuz süre içerisinde? İki fark nöbberi YPG, PKK, HPG, iki fark nöbberi ona denildi. Sadece isim Evnav dedi artık ama ikili. Gündürüm yana hamurca aynı sistem, aynı eğitim, aynı tıştığı devam kırın. Peki, örgüte katıldınız. Orada silahlı eğitim aldınız önce. Sonra nasıl bir yaşam süreci? 5 yılınız nasıl geçti özetle? Müdip eğitimi silahı. Eğitimi çok hoş edip,
المقال جيان جيكر ضروري نحصالي جيهابون وبحصالي جي يعني صالي حاني حجد حصالي جيهابون حمو هم ضروري بون يعني هو صام مجمع تجي دكرن هم دشاندن پشتی دمک مازن دبون یکو باری نده دانه ای برای ونو سابقن دشینن گاره دشین عراقه ملی عراقه Çatışma yaşandığında son dönemlerde özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ta operasyonları var. Sözde komutanlarınızın tavırları nasıldı? Hani gel oğlum, hani bu ara mermi acı babacın. Aparatın destekli Rusya'ya kemin memezekleri ya komutan yine. Sadece kima eku ve kimeman. Örgütten başka ayrılmak isteyen, ailesine kavuşmak isteyen var mı? Eko insan eko ve kime zahfın yani. Dıhazın varın. Yani her yakşı edo ekimici yoksa genci o eko hindeki mazınci. Dıhazın hayali o nene. Gel malbat yakabın, gel aile yakabın. Yani yoksa dıhazın yani. Yani mürüf hizdeki yani hene. Ama eki di, çi kes ne öreye ki rabeyce yani. O tüccar eki de diyor bravi, tüccar siyamin bravi eki de direkt infaz bakın. Zaf kaygı jiyandı genç buna kovaren. O bu şekle ki ko... Terör örgütüne katılımlar ne durumda? Katılan var mı çok? Ve nerelerden var? Yani ha... Yani tabi bu ne ona zaf giyin bu. Yani tabet yani... Yani millet Türkiye yani ha nine hiç nine mi ne bizde hani acı da hazır o... Hicde, nozde mi hani hiç ne bizde. Ana çi kes tebliğ bu emile Türkiye'ye berku emile Irak'a İran'ıcı zaf kimin yani Tayyip ve Davi emile Suriye emile Suriye dışının ve emile emile Irak'a hiç DEAŞ'la çatıştınız mı? Na hani hiç ne ketme yek çatışmaya değil. Yani DEAŞ'la çatışacağınız söylendi ama hiç DEAŞ görmediniz öyle mi? Bu gençlere ne söylemek istersiniz? Dönüp baktığınızda kendi hikayenize. Diyelim sizi şu an izliyor olsalardı. Ne tavsiye edersiniz? Yani Piste asla cerek ki yani şaştiye ki kumet kiriye çi şaştiye nekin yani örgütteki olsa ku jiyanate genç buyne o dedim koştun yani. Ta yani de bejin amju bu azadi yaşarken ama hiç dıştaki vani ne. Yani ta dişinin serçe ki ta dahın şikayetteki da tına tavı de bini, tına dıştaki de bini. Örgütteki zaf kırıcı, örgütteki pakıcı ne. Asla ji şaştaki vani eken tevli örgütteki vani kırıcı ne. Kesin olmaya nasıl karar verdiniz? Neredeydiniz? Ve teslim olma sürecinden bugün yaşamınızda ne değişti? Bir sıkıntı yaşadınız mı? İşkence gördünüz mü? Dayak yediniz mi? Size anlatılan şeylerden herhangi birisiyle karşılaştınız mı? Korktuğunuz ne vardı? Neyle karşılaştınız? Yani saat oku nu teslim bu. Yani müddet harakır. Yani azav da tırsıyım. YPG ona mara dugutun inşallah teslimi devlete Türkiye bibin eva direk infaz bikin. Askeri kuvvetleri, komutana kuvvetleri çı dıkhar, çı cillikha kiriye aynı tış danmıcı. Direk en birin bani ukirin, en pakış kirin. Yani ona se pure mecil kirin. Lanet numara ku mı arşiv ona silah rakiriye. Bulunduğunuz mağaralarda gaz maskeleri olduğuna dair zaman zaman görüntüler paylaşılıyor ve son günlerde de bu kimyasal silah kullanıyor Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bir takım iddialar ortaya atıldı. Gaz maskesi var mı? Varsa niye var? Böyle bir şey duydunuz mu? Yani az bahçe demez indir mağara da bun asker meyke serseri mağara bun. Elmen Rojeki jinadit kimyasal avetin endir. Menadit yani ev maske kuji mevkar daninji asne ko patlama çedi bu an uçakla dedan
توز دکت اندر دا توز نی ساعته که و اندر دا دما ما ماسک ما زحمت نفس دگر ما ماسک و آیی کردانی ما که دما 15 yaşında bugün olan, yani sizin örgüte katıldığınız yaşlarda olan, bu coğrafyada yaşayan bir genç şayet sizi izliyor olsa şu anda ve örgüt terör örgütü propagandasıyla da karşı karşıyaysa, gerçekten aklınızdan ve kalbinizden geçenleri çok merak ediyorum. Ne derdiniz öyle biriyle karşılaşsaydınız? Şevaz ki o sadece bir gün hani az yübedim nakren yani örgütteki hani ne pakacı yani örgütteki her bir darava her bir vara genç adıdın mazın kiren yani dıştaki rastı nine armanca peşi ona nine yani bahsi azadi edikken azadi edikken azadi ek nine yani her jönete ben baskı da yani ta his ne ki ennette insanı. Her şey bittiğinde bir hayaliniz var mı? Bize bir hayalinizi söyler misiniz bitirirken? Ne yapmak isterdiniz mesela? Ben her defa Züberli Ekez dokunum. Elbette ben mühendis yani. Mühendis evi, inşaat. Ama iroji mi parsi yani. Pişti ku kadiye, her tırs kadiye ne az dikarım bakıyorum ne karım bakıyorum. Yani jemur agotun te dikare disa bakıyorum. Umarım tüm hayallerine kavuşabilirsin. Son sorumuza yanıt verirken yüzündeki tebessümü görmenizi isterdim. Yaptığımız bu mülakatlardan sonra 5 yıldır sevdiği kimsenin yüzünü görme fırsatı bulamamış olan bu gençlerin ailelerine ulaştık ve görüntülü görüşmelerini sağladık. Gözyaşı, heyecan, özlem, umut, sevinç ve en kıymetlisi yepyeni bir başlangıcın huzuruna eşlik ettik. Hayattayız ve artık güvendeyiz diye başladılar cümlelerine. Annelerine, babalarına, kardeşlerine, onlar terör örgütünün pençesindeyken dünyaya gözlerini yeni açmış yeğenlerine bir söz verdiler. Mehmetçiğin muhafazasında can güvenliği endişesi taşımadan kavuşup bir daha ayrılmamak üzere kucaklaşma sözü. Sonra okullarını bitirip bir gönle tutuşup tertemiz evlatlar yetiştirme sözü. Aldatmadan ve aldanmadan huzurla yaşama sözü. Diyarbakır annelerinin evlatları, önce siz belki. Çünkü çok zaman bekledi ciğerparelerini anneleriniz. Sonra aldatılmış, hayatı çalınmış tüm gençlerimiz. Okullarınıza, arkadaşlarınıza, sokaklarınıza dönün. Dönün ki şenlensin evleriniz, evlerimiz.